şu anki yaptığımız şimdi tarafını ayakkabıları parça parça yapıştırıyoruz ama. Parça halinde geliyor, biz yapıştırıyoruz. Mesela ben bunları yapıştırıyorum. Bu da böyle yandı. Bu da yandı. Geldiğimde alışmamıştım, kusuyordu. Şimdi alışmışım. Kaçta evde çıktın? 7:30'da. Yarım saat. Bunu her gün yapıyor musun? Her gün. Her gün yapıyorum. Peki bugün kaça kadar çalışacaksın? Bugün. Cumartesi olduğuna göre 2-3'e kadar çalışacağım. 3'e kadar? Evet. Normal günlerde? Normal günlerde 10-10.30. Çay içer misin abi? Çay. Akşam 10:30. Akşam 10:30. Çok değil mi? Ekmek parası. Peki ne kadar ekmek parası kazanıyorsun? Ben mi? 80 veriyor. 90 veriyor. Günde? Yok, haftalık. Haftalık? Ha, haftalık. Peki sen okula gittiğin zaman da çalışıyor musun? Evet, sabah erken okula gidiyorum aslında işte. 12'de çıkıyorduk, eve gidiyorum, yemek yiyorum, saat 1 oluyordu, geliyordum buraya. Akşam, peki akşam o zaman kaça kadar çalışıyorsun? O zaman aynı yine. Aynısı. Evet. Peki okulda nasıl başarılı olacaksın akşam 10'a kadar çalışınca? Yani yarım saatlik yol, yani kilometresi bilmiyorum ama uzaktır yani, yarım saatlik yol. Ama bak, ben düzgün tersiyim. Sen yanlış yazın. Şöyle yapayım, şöyle de yapayım. Onun içinde var, o içindekini önce kullan, ufağındaki. Ha, önce onu kullan. Bak, bu altı katı dikilmiş var ya. Bak, önce tek sıra dikmiş, altı katı dikilenleri koyuyor. Ense yerine böyle düz çeviriyor. Tamam. Peki senin tercihin olsa, okul ya da iş, ne yaparsın? Okul tabii. Neden? O da alay yani, zorlanmıyorum. Meslek saygı da oluyor. Sıkıntı da çekmiyor.
Peki sen hangi meslek sahibi olmak istiyorsun? Hangi meslek? Bilgisayar mühendisi. Benim hayalim bilgisayar olsun isterim. Peki bunu başarma şansın mı? Başarma şansım %40. Çok zor. Olmaz yani. Niye olmaz? Çalışırım evin yükü üstünde nasıl olacak? Çalışan bir adamın hayatı bitiyor. İçerilere şey yapıyor, hastalık yapıyor. Siz kaç yıldır çalışıyorsunuz peki? 20 sene oldu. Bak, bu adam 30 sorun yok. He? Hastalık falan sizde yok. Ne yok abi ya, ne diyorsun burada ya? Sen bu kanser, kanser. Sen ne diyorsun, benim 9 gün yattım hastanede. 30 yıldır çalışıyor, spor tutuyorsunuz. 30 tane spor tutuyor, 1300 kişide. Kimyasal. Yani ondan yani biraz şeyimiz var. Başka bir yani bedenler çalışıyorsun sonuçta. Kimyasal derken sağlık. Asidin içindeyiz. Ondan sonra işte yani ne bileyim yani asitlerle bilmem yani kanserojen çoğu kanserojen malzemelerle öyle yani bizim boyalarla. Peki çok kötü koşullarda olan tabakhanelerde gördüm. Ya şöyle bunu şunun için soruyorum. Şimdi gelip buraları gördün mü temsilcileri? Tabii tabii. Yani ben şimdi şöyle bir şey var tabii. Hani siz diyorsunuz ki bu fabrikalar hani çok kötü. Burada işte benim şu şartlarda çalışılmasını falan. Öyle bir koşul tabii şimdi o fabrikalara karışma gibi bir şeyimiz yok yani. Bizim de yok. Çünkü bizi hani bağlamıyor onların ne şartlarda çalıştığı. Şimdi şöyle bir şeyimiz yok. Ya şimdi iş koşulları kötü. Burada malzememizi vermeyiz diye bir şeyimiz yok. Şimdi onu söyleme şansımız yok çünkü burada rekabet çok. Biz vermezsek başkası verecek yani. Bir de öyle bir durum var yani maalesef. Yani hani biz vermeyelim, ötekiler verince o zaman bizim kapatıp gitmemiz lazım. Deli iş kolu hem sağlık açısından hem çevre açısından zararlı bir iş yapıyorsun. Hem kivi maddelerle hem o derinin getirdiği atıklarla. Somutunda ne olması gerekiyor? İşçi sağlığı, iş görevi ve kurallara uygun çalışması gerekiyor. Deli iş kolunda 250-300 bin işçi çalışmasına rağmen ama şu anda sadece fiilen sigortalı olarak çalışan 87 bin sigortalı. En büyük işletici işte Türkiye olarak değerlendiriliyor esasen. Ancak resmi olarak mesela baktığımızda da işte 1,5 milyar euro üzerinde ihracat yapılıyor. Şimdi simitin biz genelde bayisiyiz. Biz yıllık 400-500 ton simit ürünü satıyoruz burada. Aşağı yukarı 2 milyon euro falan yapar. Yani bizim sattığımız simit ton ürünü olarak. 2 milyon euro. Türkiye genelinde yüksektir yani. Türkiye genelinde 100 milyon euroları geçer. Şimdi derinin işlenmesi için gerekli olan bir takım malzemeler var. Bunlar yani tabaklama olsun, renk olsun, boya olsun, yağ olsun, dolgu olsun. Biz Simitson olarak yani Simitson firmasının yağ ve dolgularını satmaktayız. Yani deri için, işlentisi için yani gerekli olan ürünler bunlar. Kullandığımız bütün kimyasallar yani Simitson olarak
Hepsi hiçbirisinde kanserojen madde içermeyen ürünler zaten. Bunlar zaten Avrupa normlarında üretildiği için herhangi bir vücutta yan tesiri olmayan ürünler zaten. Türkçe hiçbir uyarı yok. Bir de onlar üzere. Şimdi uyarı olmayabilir şeyde de yani onların üzerinde mutlaka numaraları vardır. O numaralardan uluslararası numaralar olduğu için oradan belli oluyor yani. Kullanan mesela bir işçi onu kullanırken. Evet, o zaten özel ürünlerde yani bu toksiktir ya da işte parlayıcıdır gibi ürünler olursa o amblemleri yapıştırırlar. Bizim kullandığımız yani şu anki ürünlerin hiçbirinde öyle bir şey olmadığı için ondan amblem koyulmamıştır yani. Burada işlenenleri genelde ayakkabılık yeri olarak kullanılıyor. Ha, bunun dışında etiketlik, bunun dışında kemerlikleri de yapılıyor burada. Mesela buradan Zilan grubu var. Dünyanın sayılı markaları Armani olsun, işte Esprit olsun. Türkiye'den etiket alıyorlar, etiketlik deri. Bu da mesela burada yapılıp İstanbul'a gidiyor, orada etiket olarak gidiyor. Şu yurt dışına bizim Romanya'daki müşterimize yapılan özel bir ayakkabı. İngiltere'de Pavers Group var. 1800 mağazası var. Çek Cumhuriyeti'nde Frank diye bir müşterimiz var. Kendi markasından yaptırıyor o da. Hırvatistan'da Ivan diye bir müşterimiz var. Ivan Ivančić. O da kendi markasıyla yaptırıyor. İsrail'de Trek diye bir müşterimiz var. Yani sonuçta böyle gidiyor. Derilerimizin tedariği İstanbul Tuzla'dan alıyoruz veya Gere'de var. Kaliteli deri yapıyorlar. Dünya piyasasında bir şeyleri var. Günde 1000 çift ayakkabı üretiyoruz. Şu arkadaşımız şey kullanıyor, yapıştırıcı. Tehlikeli değil mi kendisi için? Şimdi tehlikeli kısmı sağlığı açısından var ama şeylerimiz var. Havalandırma şeylerimiz mevcut. Ondan dolayı sorun var mı bir şey? Vay. Çocuklar var çalışıyor. Onlara dersiniz. Bu hafta tatil olduğu için babalarımla beraber gelen çocuklar. Normalinde çocuk işçi çalıştırmıyoruz. Yasak zaten onlar. Çocuk işçiler yok normalinde. Evet.
Saydın mı bunu ne kadar bir say? Ne kadar kaç para kazandın bak? 80. Bir haftalık şeyin bu mu senin? Sevinçlisin değil mi? Ne yapayım oğlum? Kapatan kal orayı. Ne yapacaksın o parayı? Bu parayı. He? Annene vereceğim. Annene vereceğim. Bir aşık halen topluyorum başlığını. Bir kalanını annene veriyorsun. Ya sarım annene vereceğim aşık topluyorum. Türkiye'deki çalışan çocuklar, sokakta çalışan çocuklar, tarlada çalışan çocuklar olarak farklı alanlarda çalışma hayatına katılıyorlar. Ancak bu 1990'lı yıllardan beri çeşitli politikalarla azaltılmaya çalışılıyor. Türkiye'deki dünya açısından baktığımız zaman Türkiye'de çalışan çocuk sayısı kısmen az. Nüfusa göre daha az bir sayıda çocuk çalışıyor. 5 milyon civarında çocuk çalışıyor. Resmi rakamlar 1 milyon civarında 5 milyon çocuk çalışıyor. 5 milyon tabii daha da fazla olabilir. Ben 5 milyon derken yani bunun hem kaçak çalışanlar, tarlada çalışanlar, ücretsiz aile işçisi olarak çalışanlar, bunları da dahil etmek lazım çalışan çocuklar içinde. Bunların çok az bir kısmı okula gidiyor. İşin kötü tarafı da bence bir sanayide çalışan çocukların çok büyük bir kısmı da getir götür işlerinde çalışıyorlar. Çay götür, çay getir, bilmem işte şunu al, bunu al. Basit bir takım işleri yaptıkları için bunların da istihdam içine ileride katılmaları çok zor. Çocuk emeğinin kullanılması, iş gücü hayatında kullanılmasının en önemli nedeni birinci nedeni ucuz olması, ucuz iş gücü kaynağı halinde görülmesi, işverenler bunu öyle görüyor. İkinci nedeni yoksulluk. Onları çalışmaya bir şekilde zaten aileler mecbur ediyor. Buraya gelin canlarım, fazla açılmayın. Siz dış dünyaya alışın. Kaçta gidiyor, kaçta geliyor evlere? Abdullah mı? Sabah 7, 8'e, akşam saat 11'e, 10'da mı? Öyle falan geliyor. Valla zor oluyor, ne yapalım? Yokluk işte böyledir. Yani şimdi siz apo şey diyorsunuz, çalıştırmak zorundayız. Ha valla zorundayız. Sen babası hastadır, kendi hastadır. Neden? Babası hasta zaten, yetiştiremiyor. Şekercidir. Yani pek kazanamıyor parayı. Allah etmese şimdi valla bir çocuğum hasta olsa, yani doktora götüremeyiz. Yani gerçeği söyleyeyim. Peki sizin çalışma olanağınız yok mu? Diyor ben yani ayakta durana kadar ben seni çalıştıramam. Neden? Çocuklar da küçüktür zaten. Kim bakacak çocuklara? O da var. Bir de diyor yani kadın işi haramdır. Peki bunu düzeltmek için ne yapmak lazım? Yani kafanızda bir şey var mı okula gitmesi için? Diğer sadece o değil, diğer çocuklar İşte ben de istiyorum okusun. Hani maddi durum olmayınca nasıl okutacaksın onu? O da var. Ben de diyorum yani işe gitsin, kendine bir meslek yani sahibi olsun. O da ileride yani kendine bakabilirsin. Peki Apo sabahleyin o çocuk yaşta kalkıp gittiği zaman, o işe gittiği zaman bir anne olarak sizin yüreğiniz cız etmiyor mu? Nasıl yanmıyorum? Vallahi öyle bir yanıyor ki ne yapar? Mecbur. Ben de istemiyorum o küçük yaşta çalıştırayım oğlumu. O da çocuklar gibi oynasın, gelsin kendine. Ben istemiyorum ya. İşte kimsenin halini bilmiyor. O da. Dertleri
beklemekteyim. Ne bir kurtuluşum ne de çarem var. Bu yapıştırıcı latekstir. Lateks. Ben böyle siliyorum. Arkada böyle yapıştırıyorum. Pek tehlikeli değil mi o? Bu mu? Tehlikeli. Tehlikeli. Şöyle tehlikeli. Yanıcı madde yakınlaşırsa tehlikeli. Yanar. Benzinden pis. Pek sen sağlığı etkilemiyor mu? Etkiliyor. Ha? Etkiliyor. Ama yine de yapmıyorsun. Ekmek parasını. Peki sen burada meslek öğreniyor musun şimdi? Yavaş yavaş öğreniyorum. Önce ne olmak istiyorsun peki? Doktor. Doktor. Onu yapmak için okula gitmen gerekmiyor mu? Okuyorum. Okuyorum desene lan. Okuyorum. Lise bile geçtim. Tamam Allah. İndirin bunu. Abi o 70 düşün. Sarhoş iş var ya, onunla kaplası. Al hayatım. Çırakları böyle çalıştırıyor. Yok ya, çocuk hayatı. He, çocuk hayatı mı? Sormamız lazım da bizim usta. Şimdi biz bilmiyoruz nereye gidiyor. Yani buradaki mağazalara mı gidiyor, Fransa'ya mı gidiyor, Arap devletlerine mi gidiyor? Onu sorup öğrenmemiz lazım yani. Tam biz de bilmiyoruz. Ama isim olarak Piacardine yapılıyor. Yani Fransa markası diyebiliyoruz biz de. Kusmuştum yani biraz şey oldu ben sonra alıştım yani geçti. Bir şey olmuyor yani. İşlem sökmüyor bana şey. Alışıyor işte. Bir iki üç hafta sonra alışıyor. Sabah 6:15 geçe kalktım. 15 dakikada yiyip kuşağımı yerim içtim. Sonra 6:30'da da direkt çıktım. Böyle 15 dakikada erken gittim zaten okulda kimse yoktu. Saat 12 oldu çıktık. Sonunda evde yemek. Şimdi ne yapıyorsun aynı gün? Aynı gün iş yerine gidiyorum. Çalışıyorsun yani? Evet. Peki saat kaça kadar çalışacaksın? 10. Akşam 10'a kadar. Evet. Peki ev ödevin olsa nasıl yapacaksın sen şimdi? Aa, zorlanıyorum. Yapabildiğim kadar okulda yapıyorum. Dersi 10. Yani ben ilkokuldan beri bu işi yapıyorum. Ben de hem Ferhat gibi ben de aynı yani küçük yaşta
O hem okula gidiyordum hem işe geliyordum. Ben de yarım gün çalışıyordum. Yarım gün okul, yarım gün iş. Ortalama yani 100 çıktı, 80 çıktı. 2 gün veya 3 gün sürüyor. O da yani 5 kişiyle ancak bitiyor. Adam bir çift sattığı zaman benim 1 haftalık, 2 haftalık yemyeme satıyor. Çalışması yasak. Yasak. O da mecbur çocuk. Ekmek parası. Ben de onun gibiyim. Benim hiçbir sosyal güvencem yok. Onun da sosyal bir güvencesi yok. Sonuçta çok tehlikeli yanıcı madde, uçucu maddelerin içinde çalışıyor. Yani her şey de ortada zaten. Çalışmasının yanındaki sürdüğü ilacı da görebilirsiniz. Benzinden daha tehlikeli. Benzin sıvıdır ama bu hem sıvı hem yapıştırıcıdır. Yani %100 tehlike oranı yüksek. Peki uzun vadede bunun Ferhat'ın şeyi ne? Zararı. Uzun vadede en kısası ya. Yaşar ama bitkisel hayat yaşar. Yani ölse daha iyi en azından. Uçucu madde olduğu için beyne direkt ulaştığı zaman feşliğe yol açar. Yani bu da onun hayatına engel olmuş olur. Peki sizdeki etkisi ne bu ilaçlar? Bizdeki etkisi nefes darlığı. Hani beynimizde, başımızda çok ağrılar yani hissettiriyor. Eve gittiğimiz zaman baş ağrısından zaten uykumuz gelmiyor. Uyumaya çalışırız yorgunlukla ama hani baş ağrısıyla, ağrıyla, nefes darlığıyla yatıyoruz. Ferhat'ın büyüyüp ne olmasını isterdiniz bir anne olarak? Ben mi? Vallahi bilgisayarda çok iyi bilgisayar mühendisi olmasını isterdim. Kendi de hayali odur. Ama kısmet artık. Olabilecek mi böyle bu koşulda? Yani çalıştığı hesaba katarak soruyorum bunu. Vallahi önce umudum vardı ama şimdi umudum yok. Çünkü hem çalışma hem okul bir arada yapamaz yani. Ben zaten çok isterdim bu çocuğum aslım o biri de bronşit. Günde 6 kere buhar veriyorum. Onlara bakan kimse yok. Çocuklarım küçük olmasa yani hayalim kendim çalışıp çocukları okutmaktı. Ferhat'ın çalışmış olması okulda ki başarısı nasıl etkiledi? Bayağı notları düştü. Mesela sınıf birincisiydi. Her okula gittiğimde öğretmenler başıma toplandı. Çok zeki var dediler. İşe başladıktan sonra tekrar gittim. Bana bu çocuğa ne oldu dediler. Notlar bayağı düştü. Eskisi gibi değil. Ben de dedim ki yani çocuk sabah erken kalkıp okula gidiyor. Öğlen çantasını bırakıyor. Direkt işe gidiyor. Ta gece 11'e kadar. Ders çalışamıyor. O yüzden yani. Eskiden sürekli kitap elimden düşmezdi. Şimdi zamanı yok. Akşam geldikten sonra anne yemek hazırladır. Elini yüzünü yıkar, ağzı açık düşer yatar. Yemek de çoğu zaman yemez. Öyle uykuya dalar. Çok yorgun geliyor. Bazı yani hatırlarım sofra yerde giderim bakarım sofranın yanında uzanmış yatmış. 11'e kadar çünkü çalışıyor. Bu da beni çok üzüyor. Kucağıma alırım kendim yatağına getiririm. İçim yanıyor ama işte mecburluktan kalmazsa yani hiç göndermezdim. Tamam. Tek hafta sonları böyle oynayabiliyorum. Arkadaşlarımla, başka göremiyorum arkadaşlarımı fazla.